Merhaba sevgili öğrenciler. Bu videomuzda 2. sınıf matematik kitabı 92. sayfadaki alıştırmalar etkinliğinin cevaplarını yapacağız. Ödevinizi yaptıktan sonra videoyu kontrol amaçlı izlerseniz daha faydalı olur sizin için. Bundan sonraki yüklenecek videolardan anında haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza ücretsiz abone olabilir ve zil simgesine basarak bildirimleri açabilirsiniz. Kanalımıza abone olup videoları beğenerek bize destek olabilirsiniz. Beğendiğiniz videoları arkadaşlarınızla WhatsApp gruplarında ve Facebook sayfalarında paylaşırsanız onlar da faydalanmış olurlar. Alıştırmaların ilk sorusuna bakalım şimdi. Aşağıdaki çıkarma işlemlerinin sonucunu tahmin ediniz. Tahmininizi işlem sonucu ile karşılaştırınız demiş. Şimdi önce tahmin edeceğiz, sonra sonucu bulacağız. Arasındaki farkı bularak da karşılaştırma yapmış olacağız. 59 11 işleminin sonucunu tahmin etmek için ne yapmamız gerekiyor? Tahmin deyince aklımıza hemen ne gelecek? Yuvarlama. 59'un birler basamağında 9 olduğu için 5'ten büyüktür. Bir sonraki 10'luğa yuvarlanır yani 60'a yuvarlanır. Buraya 60 yazacağız. Eksi 11'e bakalım. 11'in birler basamağında 1 vardır. Yani 5'ten küçüktür bir birler basamağındaki rakam. O zaman önceki 10'luğa yuvarlanır yani 10'a yuvarlanır. Çıkarım işlemini gerçekleştirdiğimizde 6 onluktan 1 onluk çıktığında 5 onluk kalır yani 50'dir. Peki sonucumuza bakalım. Sonucu bulmak için farklı bir kalem kullanalım. Bu defa kırmızı yapalım. 59 eksi 11 diyeceğiz. Eşittir. 9'dan 1 çıktı. 8 kalır. 5'ten 1 çıktı. 4 kalır. Sonuç 48. Aradaki fark nedir? Aradaki fark şöyle gözle görebiliyoruz ama yine onun içinde bir işlem yapalım biz. 50 eksi 48 diyelim eşittir. 0'dan 8 çıkmaz. Komşuya gittik. 1 onluk aldık. Burada 4 kaldı. Burası 10 oldu. 10'dan 8 çıktı 2 kalır. 4'ten 4 çıktı 0 kalır. Aradaki fark 2'dir. B şıkkına bakalım şimdi. B şıkkında 72'den 48'i çıkarmış. Şimdi burada ne yapacağız önce? 72'nin birler basamağına bakacağız. 2 vardır. 2 5'ten küçük olduğu için önceki onlar yuvarlanır 72 70 olur eksi 48 birler basamağında 8 var, 5'ten büyüktür 8 ve sonraki onla yuvarlanır yani 50'ye yuvarlanır eşittir dersek 70'ten 50 çıktı yani 7 onluktan 5 onluk çıktı 2 onluk kalır o da 20'dir. Peki sonucu bulalım şimdi. Sonucu bulmak için ne yapacağız? 72 yazacağız eksi 48 diyeceğiz eşittir. 2'den 8 çıkmaz komşuya gittik burada 6 kaldı burası 12 oldu 12'den 8 çıktı. 4 kalır. 6'dan 4 çıktı. 2 kaldı. 24. Şimdi aradaki farkı bulalım. Aradaki farkı bulmak için de büyük olanı yazıyoruz. Önce 24 büyük olandır. Eksi 20 diyoruz. Eşittir. 4'ten 0 çıktı. 4 kalır. 2'den 2 çıktı. 0. Aradaki fark 4'tür. Aşağıdaki işlemlerin sonuçlarını tahmin ediniz. Gerçek sonucu ile karşılaştırınız demiş. Örnekteki gibi uygun yerlere yazınız demiş devamında kısaltmaların da açıklamasını yapmış. T tahmin demekmiş, G gerçek sonuç demekmiş. Şimdi bakalım. Önce e, ilk işlemimizden başlayalım. E, bir A şıkkını o yapmış. Biz ne yapacağız? B'den devam edeceğiz. B'ye bakalım. 56'dan 14'ü çıkarmış. Tahmin etmek için ne yapmamız gerekecek? Önce 56'nın e, birler basamağına bakalım. 6 var. Yani bir sonraki onluğa yuvarlanması gerekecek. O zaman şurada işlemimizi yapalım. 56'yı bir sonraki onluğa yuvarlarsak 60 yapar. 14'ün birler basamağında 4 var. Önceki onla yuvarlanması lazım. Yani 10 olması lazım. 6 birlikten 1 bir birlik çıktığında 5 birlik kalır. Yani 50 eder. Şimdi tahminimiz neymiş? 50 buraya yazalım tahminimizi. Gerçek sonucu. Gerçek sonucu işlem üstünde şurada yapalım isterseniz. Ee, daha sonra buraya yazarız. 6'dan 4 çıktı. Kaç kalır? 2 kalır. 5'ten 1 çıktı. 2 kalır. Şimdi aradaki farkı bu. E, buraya 42'yi yazdıktan sonra aradaki farkı bulalım ve onu da buraya bu kutuya yazalım. Büyük olan kaçtır? 50'dir. O zaman 50 yazalım. Büyük olanı önce yazalım. Daha sonra da 42 yazalım ve çıkarma işlemimizi gerçekleştirelim. 0'dan 2 çıkmaz. Komşuya gittik. Burası 4 oldu. Burası 10 oldu. Ondan 2 çıktı. 8. 4'ten 4 çıktı. 0. Aradaki fark 8'dir. Sonraki işlemimize bakalım. Sonraki işlemimizde 96'dan 23 çıkmış. Şimdi yan tarafta 96'yı yuvarlayalım. 6 var birler basamağında. Yuvarlanacağı yüzlük 100 yüzdür. Pardon onluk 10 yüzdür. 23 var. Birileri basamağında 3 var. O zaman yuvarlanacağı onluk 20'dir. Farkını bulalım hemen. E şimdi buradan 10'dan 2 çıktı diyeceğiz direkt. Çünkü bunu zihinden yapmamız gerekir. 8 onluk yapar. O da 80'dir. Şimdi burada 80'i yazalım tahminimize. Gerçek sonucu bulmak için işlem üstünde yapalım. Gerçek sonucu bulalım. 6'dan 3 çıktı. 3 kalır. 9'dan 2 çıktı. 7 kalır. Gerçek sonucumuz 73. Aradaki farkı bulmak için 80'i üste yazacağız. Alta 73'ü yazacağız. Sıfırdan 3 çıkmaz. Komşuya gittik. Burası 7 kaldı. Burası 10 oldu. 10'dan 3 çıktı. 7 kalır. Burası 0. Ee, aradaki fark da 7'dir. Ç şıkkıyla devam edelim. Ç şıkkında 75'ten 33 çıkmış. Şimdi 75'i birileri basamanda 5 var. 5 ve 5'ten büyükse sonraki 10'luktu. O zaman pardon 80'e yuvarlanır. 33 birileri basamanda 3 var. Önceki onluğa yuvarlanır 30'dur. Çıkarma işlemini gerçekleştirdiğimizde 8'den 3 çıktı 5 kalır. 5 onluk o da 50'ye eşittir. Tahminimiz 50 diyelim. Gerçek sonucu bulalım şimdi. Gerçek sonucu bulmak için 5'ten 3 çıktı 2, 7'den 3 çıktı 4. Sonuç 42. 42'yi buraya yazalım. Peki 42'yi buraya yazdık. Şimdi aradaki farkı bulacağız. Aradaki farkı bulmak için de 50'den 42'yi çıkaracağız. Çıkarırsak 0'dan 2 çıkmaz. Komşuya gittik. Burada 4 kaldı. Burada 10 oldu. Ondan 2 çıktı. 8 burası 0. Gerçi e, aradaki fark da 8 olur. D şıkkına baktığımızda 81'den 49 çıkarılmış. Şimdi 81'in en yakın olduğu onluk birler basamağına baktığımızda 80'dir yani önceki onluktur. 80 yazacağız. 49'un en yakın olduğu onluk birler basamağına baktığımızda sonraki onluktur yani 50'dir. Çıkarma işlemini gerçekleştirirsek 8'den 5 çıktığında 3 kalır yani 3 onlukta 30'a eşittir tahminimiz 30. Peki gerçek sonucu bulalım şimdi gerçek sonucu bulurken ne yapıyorduk birler basamağından ya başlıyoruz işlemi birden 9'u çıkaracağız çıkmaz komşuya gittik burası 7 oldu burası 11 oldu 11'den 9 çıktı 2 kalır 7'den 4 çıktı 3 kalır gerçek sonucumuz ise 32 olur arasındaki farkı bulmak için ne yapacağız? Büyük olanı üste yazacağız. Yani 32'yi 30'u alta yazacağız. Küçük olanı çıkarmış işlemini gerçekleştireceğiz. 2'den 0 çıktı. 2 3'ten 3 çıktı. 0. Fark 2'dir.